Merhaba sevgili arkadaşlar. Aydın Didim Efeler Mahallesi'ndeyiz. 300 metrekare arsa üzerinde 4 oda, 1 salon, ayrı mutfak, full eşyalı, havuzlu, otoparklı güzel bir villa gezeceğiz. Sinan kardeşim dış cephesini alıyor. Aynı zamanda havuzun başındayız. Toplu taşımaya yakın, AVM'lere yakın, villalar bölgesinde en yakın denize 2 kilometre mesafedeyiz. Tabii gördüğünüz üzere burada havuzun şezlongları falan var. Kapalı otopark diyebiliriz. Otoparkın üstüne Bordex malzemeden yapmış, akıllı ev sistemlerinden yapılmış. Aynı zamanda dört cephesinde kamera güvenlik sistemleri var. Şöyle etraflıca dolaşalım Sinan kardeşimle beraber. Akıllı ev sistemlerinden yapılmış harika bir ev. Tabii bahçe duvarların tamamı taş duvar örülmüş. Üzerine demir ferforjeler kurulmuş. Burada da sabit barbekü alanımız mevcut. Tabii aynı zamanda duş yeri de var. Havuzdan çıktığınız zaman duş alabileceğiniz. Hemen barbekünün yanına da güzel bir ev yerleştirilmiş. Çim alanı oldukça geniş. Flaşör lambalar yani aydınlatmalar çok güzel. Tabii ahşap görünümlü güzel malzemelerle kaplanmış. Çizgi dekor dediğimiz dekor malzemelerle dış cephesi yapılmış. Tabii arka tarafa doğru gittiğimizde çok güzel bir peyzaj alanımız var. Meyve ağaçları, zeytin ağacı, limon çamlarıyla beraber oldukça güzel bir şekilde dizayn edilmiş. Dediğim gibi evimiz full eşyalı. Aydın Didim Efeler Mahallesi'nde 4 oda, 1 salon, ayrı mutfak diyebileceğimiz. Çünkü mutfak durumu şimdi hep beraber inceleyeceğiz. Tam müstakil olması açısından Sinan kardeşim tekrar otopark kısmını gösterecek sizlere. Şöyle kamerayı çevirdikten sonra evimizin içerisine gireceğiz. Detaylı inceleyeceğiz. Bilenler bilir burayı biz daha önce de TikTok üzerinde paylaşımını yapmıştık. O kadar yoğun bir portföyümüz mevcut ki sıra bazen geç geliyor. Bu arada fiyatı söyledim bilmiyorum. Bu güzel villamızın fiyatı 17 milyon 500 bin Türk lirası. Didim sınırları içerisinde takası açık, pazarlığa açık. Çelik kapıdan içeri girdiğimizde güzel bir koridor alanımız var. Gördüğünüz üzere koridor aydınlatması için de LED aydınlatmalar ve spot lambalarımız var. Antresit renginde bir vestiyer alanımız var. Kılık kıyafeti düzeltmek için ayna yerleştirilmiş. Devam ediyoruz. Akıllı ev sistemleri demiştim. Akıllı ev panomuz burada gördüğünüz üzere. Bunu cep telefonunuza indirdiğinizde dünyanın neresinde olursanız olun evinizle ilgili bilgi sahibi olabilirsiniz. Evet, salona doğru geçiyoruz. Zaten direkt salona devam ediyoruz. Gördüğünüz üzere L şeklinde koltuk takımlarımız var. Yemek masamız var. Televizyon ünitesi, klimalar, her şey içinde. Yani iç mimar tarafından dizayn edilmiş güzel bir malzeme, güzel bir eşya konulmuş. Bu arada beğenmediğiniz bir eşya olursa anında yerinde değişim de olabilecek şekilde. Tabii ahşap renginde lambriler kullanılmış. Aynı zamanda bej renginde yine lambriler var. LED aydınlatmalar var televizyon ünitesinin arkasında. Ayrı mutfak demiştik. Mutfak kısmına doğru geçeceğiz. Yerler 60'a 120 porselen seramik. Otomatik panjurlarımız zaten mevcut. Tezgaha baktığımız zaman çimstone tezgahımız var. Siyah grant evye, antresit rengi ve bej renginde mutfak dolaplarımız var. Samsung marka beyaz eşyalar gördüğünüz gibi bulaşık makinesi vesaire hepsi yerinde. Dokunmatik set üstü ocak, tablumbaz, Samsung marka buzdolabı, fırın, mikrodalga yerinden çıktı. Servis gelip takacak değerli arkadaşlar. Tavanlar asma tavan, oldukça güzel, oldukça şık bir şekilde tasarlanmış. En çok istenilen giriş kısmında oda olması. Şimdi o odaya da bir bakalım. Giriş kısmında odanın olması gerçekten güzel. Hemen odanın içerisine giriyoruz. Oldukça geniş, ferah bir yatak odası. Sürgülü kapı verilmiş bahçeye çıkış için. Yatak başları şu şekilde. Üstünde kliması mevcut. Tabii sağında ve solunda komodinler var. Şifonyer yerimiz burada. Aynı zamanda cam kapaklı güzel bir gardırop alanımız da mevcut değerli dostlar. Yatak başları gene lambriden yapılmış. Oldukça güzel, oldukça şık tasarlanmış. Gördüğünüz üzere LED lambalarımız mevcut. Hemen şöyle aplik lambalarımızı da yaktığımız zaman öbürü de öbür tarafta yanıyor. Gayet güzel bir şekilde dizayn edilmiş. Değerli arkadaşlar, yerden ısıtmalı aynı zamanda. Burada da bir enerji odamız var. İki tane çamaşır makinesi. Yani bir tane çamaşır makinesi, bir de çamaşır kurutma makinesi. Termosifon, dolap gibi. Şurada gördüğünüz kapakta evimizin tamamı yerden ısıtmalı değerli arkadaşlar. Onu da belirtmek istiyorum. Tabii biz salon mutfağı tanıttık. Girişteki odayı tanıttık. Girişte de banyomuz var. Banyonun içerisine de girelim. Oldukça şık bir şekilde tasarlanmış. 120'ye 120 duşakabin, tuvalet alanı, çift açılımlı vasıtas pencere, antresit renkte Hilton dolap, ledli ayna ve üzerindeki seramik evye mevcut değerli dostlar. Oldukça güzel kullanışlı bir evden bahsediyoruz. Şimdi üst kata doğru çıkacağız. 4+1 demiştik.
Üst kata doğru çıkarken basamaklarımız çelikten yapılmış, tabii ahşapla kaplanmış. Oldukça güzel, şık bir şekilde tasarlanmış. Yukarıya doğru çıkarken gördüğünüz üzere merdiven kuvanı aydınlatmak için penceremiz söz konusu. Tabii inşaat yaptığımız için son zamanlarda seyrek video atmaya çalışıyoruz. Yoğun bir çalışmamız var değerli arkadaşlar. Şimdi üst kata çıktığımız zaman güzel bir koridor alanımız var. İkinci yatak odasına doğru geçiyoruz. İkinci yatak odamız oldukça geniş, oldukça kullanışlı. Aynı zamanda ebeveyn banyolu. Sinan kardeşim şöyle bir kameradan gezdirsin. Şifonyer yeri, dolaplar, komodinler, klimalar ve yatak başları inanılmaz güzel bir şekilde tasarlanmış. Asmalı aplik lambalar kullanılmış. Gayet güzel bir şekilde tasarlanmış. Bütün panjurları açamıyorum, perdeleri açamıyorum. Evimiz fevkalade güzel. Giyinme odalı ve ebeveyn banyolu demiştim. Hemen banyonun içerisine bakalım. Geniş bir duşa kabinimiz var. Şeffaf tempur camla yapılmış. Tabi boydan boya da cam kullanılmış. Panjurla beraber tuvalet alanı, Hilton dolabı, aynamız mevcut değerli arkadaşlar. Bu koridor kısmına da oldukça güzel dolaplar yerleştirmiş. Yani ikinci odamız ebeveyn banyolu. Devam edeceğiz. Tabi bir de genel banyomuz var. Genel banyonun içerisine de baktığımız zaman inanılmaz ferah ve geniş gördüğünüz üzere. Burada da yukarıdan aşağı, yani altı sabit, üstü çift açılımlı olmak üzere pencere kullanılmış. Şeffaf tempur camda duşakabin, tuvalet alanı, gene Hilton dolabımız söz konusu. İç kapılar oldukça güzel, oldukça kullanışlı bir şekilde tasarlanmış. Hemen şeye geçiyoruz. Üçüncü yatak odasının içerisine gidiyoruz. Odalar yaklaşık, her bir odamız 18 metrekare genişliğinde, çift kişilik yatağımız mevcut. Ön tarafta komple Fransız balkon olarak tasarlanmış. Burada da cam kapaklı güzel dolaplar, yani gardıroplar yerleştirilmiş. Burada da gördüğünüz üzere gayet güzel bir şekilde ayna ve lambrilerden süslemeleri yapılmış. Yani üçüncü yatak odamız bu şekilde. Şimdi dördüncü yatak odamıza geçeceğiz, son odaya. Aydın Didim Efeler Mahallesi'ndeyiz. 300 metrekare arsa üzerinde tam müstakil akıllı ev sistemlerinden yapılmış havuzlu otoparklı lüks villa. Burası genç odası değerli arkadaşlar. İki tane baza düşünülmüş burada. Ortaya bir komodin yapılmış, tablolardan süslenmiş, antresit renkli lambriler, klimalar, Fransız balkonlar vesaire, oldukça kullanışlı güzel bir evden bahsediyoruz değerli arkadaşlar. Bugün sizlere 300 metrekare arsa üzerinde Aydın Didim Efeler Mahallesi'nde havuzlu, otoparklı, akıllı ev sistemleriyle yapılmış harika bir ev gezdik. Hep beraber inceledik. Miraç Emlak olarak elimizden geldikçe her köşesini, her noktasını sizlerle paylaşmak istiyoruz değerli arkadaşlar. Tabii fiyat olarak fiyatlar değişkendir. Efeler Mahallesi biraz popüler bir mahalle. Tabii kullanılan malzemeler de bunun içerisinde etkendir. Fiyatımız 17 milyon 500 bin Türk lirası. Didim sınırları içerisinde takası açık, pazarlığa açıktır. Miraç Emlak'ı takip edin. Abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.